Kış aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren grip vakaları nedeniyle Çanakkale'de hastanelerde her zamankinden daha çok yoğunluk yaşanıyor. Birçok kişi geçmeyen öksürük, ateş, boğaz ağrısı gibi semptomlarla boğuşurken uzmanlar maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini öneriyor. Çok grip salgını var, korona var ama çok şükür yok, tahlil olduk. PCR testi yapıldı. Eşim çok korktu PCR testinden. Ama tahmin ediyorum ki yaygınlaşmaya başladı bu Covid. Nasılsın canım, geçmiş olsun. İyiyim. Grip mi oldun? Evet. Ateşin mi var? Var yani. İlaçlarını kullanacaksın? Evet. Okula gidiyor musun? Şu anda gitmiyorum. Gidiyordum. Tatildeler şu an. Hasta olduğu için gidemiyor. İşte ilaç yazdırdık, geldik. Geçmiş olsun. Sağlığımıza, temizliğimize dikkat ediyoruz evde. Boğazda yanma hissi var, öksürük var, gıcık gibi bir şey var. Hafif ateş yapıyor. Şimdilik böyle. Gözde yanma, halsizlik, bitkinlik genel olarak böyleydi. Ateşim yükseldi. Çanakkale Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Aslı Okan, havaların soğumasıyla son dönemde artan mevsimsel grip vakaları hakkında bilgiler verdi. Okan, kışın gelmesiyle bütün solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğuna dikkat çekti. Covid pandemisi nedeniyle maskeye, mesafeye verdiğimiz önem sebebiyle üst solunum yolu enfeksiyonları da bulaş açısından oldukça azalmıştı. Önlemi arttırdığımız için hastalığı görüşümüz azalmıştı. Fakat bu yıl maskenin nispeten geçen yıla göre daha az kullanılmasıyla birlikte mevsimsel grip enfeksiyonlarında beklenilen artış oldu. Beklenenin üstünde bir yığılma şu an için saptamadık. Üçlü dediğimizde koronavirüs enfeksiyonu, influenza enfeksiyonu yani grip enfeksiyonu ve de RSV dediğimiz çocuklarda solunum yolu virüsünün solunum yolu virüsünden kaynaklanan bir enfeksiyon. Bunların üçünden hangisinin etken olduğu net olmamakla birlikte üçünün de artış gösterdiğini düşünüyoruz. Artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korunma yollarını anlatan Okan, öncelikle grip ve COVID-19 aşılarıyla maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Biz neler öneriyoruz bu artış karşısında? Öncelikle aşıyla korunabilir hastalıklardan aşıyla korunmayı öneriyoruz. Koronavirüs aşısının üzerinden belli bir süre geçmiş olan hastalarda nabız üzerinden de kontrolleri sağlanarak rapel dozları dediğimiz tekrar dozlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Yine grip aşısı için de 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan ve ek bir kronik hastalığı olan tüm kişilerden aşı yaptırmalarını istiyoruz. Aile hekimliklerinden zaten nabızda eğer hakları varsa görebilirler ve reçete ettirebilirler aşılarını. Bunun dışında sağlık personelimiz için bakanlığımız tarafından aşı zaten temin edildi ve hastanelerimize gönderildi. Aşı dışında nasıl korunabiliriz? En önemli şey maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek. Kişisel önlemler ön plana çıkmakta. Kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında maske kullanımına dikkat edebiliriz. Bunun dışında beslenmemize dikkat etmek, sigara içmemek, odalarımızı bol bol havalandırmakta alabileceğimiz ek önlemler. Uzman Doktor Okan ayrıca okulların açık olmasından kaynaklı çocuklarda RVS virüsünün yaygın olarak görüldüğünü belirterek velilere hasta olan çocukları okula göndermeyin uyarısında bulundu. Özellikle RSV dediğimiz çocuklarda yaygın üst solunum yolu enfeksiyonu yapan virüs çok hızlı bulaşabiliyor. Hasta olan çocuklarımızı okula göndermemek de bir korunma yöntemi aslında.